Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, bilinç top kapı yapıyoruz sevgili hanımlar. İlk yemeğimiz. Margarinimizi ilave yaptık. 100 gram margarin. Evet. Biraz tadı güzel olsun diye tereyağımızı ilave yapıyorum margarinimize. Evet, tereyağımızı ilave ettik tenceremize. Evet. Evet sevgili hanımlar. Piliç topkapı dedik. Piliç topkapı ustam adından da anlaşılacağı üzere bir Osmanlı yemeği, öyle değil mi? Evet. Biz ne dedik? Hanımlara hem Türk mutfağından hem Osmanlı mutfağından, zaman zaman dünya mutfağından örnekler sunacağız. Şimdi de Osmanlı mutfağımıza ait gerçekten çok güzel ve lezzetli bir yemek olan piliç topkapıyı pişiriyoruz. Evet, şimdi ona başlamadan önce biz ne dedik? Tavuk pirzola dedik. Evet. Tavuğun botundan biz açtık. Pirzola şeklinde şu anda o hazır bir şekilde. 1 kilo tavuğumuz var ve önceden ben pirinç ıslanmıştım. Yani bunu biz programa başlamadan da 5 dakika önce ıslattım ki hazır olsun diye. Yarım kilo pirincimizi ıslatıyoruz, içine az bir şey tuz atıyoruz. Tuzu niçin atıyoruz bayanlar? Tuzu atmamızın sebebi pirincimiz hem kırılmasın hem de dağılmasın. Onun için biz... Önemli bir püf noktası. Evet. Pirincimizi suda bekletirken üzerine tuz ve limon suyu mu dediniz ustam? Hayır, tuz. Sadece tuz atıyoruz. Tuz, evet. Evet. Kırılmasın ve şey yapıyor, kırılmasın, kırılmasın diye. Kırılmasın diye. Evet. Çok güzel. Yağımızı tencereye koyduk, eritiyoruz. Evet, yağımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Karıştıracağız. Bu piliç topkapı derken ustam tavuklar ve pirinçler nasıl yani? Bir mi pişiyor, ayrı mı pişiyor? Hayır, iç mi hazırlıyoruz? Şimdi ben ilk önce buna ben bir iç hazırlayacağım. Şu an piliç topkapı yemeğimizin içini hazırlıyoruz o zaman. Evet. Ona ben hemen iç hazırlayayım. Ondan sonra tavukların içine doldurayım. Ben karıştırayım ustam isterseniz. Tamam. Tencereyi karıştırıyoruz sevgili bayanlar. Evet. Eritiyoruz yağımızı. Ve ona ben soğanımızı ilave yapıyorum. Evet, soğan ilave ediyoruz. Yağımıza beraber kavrulsun. Soğanımız pembeleşinceye kadar kavrulacak bayanlarımız. Evet işte. Evet, o kavrulurken ben de ona biraz domates ve biber doğrayacağım. Ne demiştik? 2 adet domates, 2 adet yeşil biber doğrayacağız. Evet. Tabii doğrarken de biz ne dedik hanımlara? Mutfakla ilgili önemli püf noktalarımızı da paylaşacağız. Şimdi domates deyince benim aklıma geldi sevgili hanımlar. Ustam biz domatesi soyarak mı koyacağız yemeğimize? Çoğu hanımımız biliyorsun domatesi yemekte kullandığı zaman kabuğunu soyarak kullanıyor. Biz vitamini kaçmasın diye domatesi soymayacağız Ayşegül Hanım. Evet. Ama dilersen yine de sevmeyenler için paylaşalım mı evet, pratik bilgimizi? Ben şöyle tarif edeyim isterseniz sevgili bayanlar. Elimize domatesi alıyoruz. Şöyle üst kısmından bir T işareti yapıyoruz. Daha sonra bunu 2 dakika kadar kaynar suda bekletiyoruz. Kaynar suda beklettikten sonra sıcak suda, yani kaynamış sıcak suda bekletiyoruz. Daha sonra domatesi aldığınız zaman hafif ve kolay bir şekilde bıçak yardımıyla soyabileceğinizi göreceksiniz. Bu da önemli bir püf noktası. Sevgili bayanlarımızla paylaştık. Evet, önce domatesimizi biz dilim şeklinde, küp halka küp şeklinde doğruyoruz. Evet, şimdi küçük küp şeklinde doğruyoruz. Ben bir yandan da soğanları kavuruyorum. Sevgili hanımlar, bu arada ben kendimle ilgili bir şey belirtmek istiyorum. Kusura bakmayın. Bugün ilk canlı yayın programımız. Biraz tabii heyecanımız olacak. Artık programımızın nazarı mı diyelim, nazar boncuğu. Gerçekten hafta sonu çok kötü rahatsızdım. Bundan dolayı sesim kötü gelebilir. Özür diliyorum sizlerden şimdiden. Havalar biliyorsunuz tam böyle bahar havası. Bahara girerken üşütüyoruz. Karşınıza çıkabilmek için oldukça böyle dikkat etmeye çalıştım ama maalesef bu kadar becerebildim. Evet, domatesimizi de doğradıktan sonra bir adet de biberimizi ince ince doğruyoruz gördüğünüz gibi. Evet, biberlerimizi doğradık. Yani bunları doğrarken çok küçük doğramamız lazım ki pirincin içinde çok fazla belli etmesin. İç pilav için doğruyoruz, evet. Ufak ufak doğrayacağız. Evet, küçük küçük doğrayacağız. Evet. Yağımız da kavrulmaya başladı, soğanlarımız biraz tabii. Evet, o kavrulda soğanımızı ne kadar kavuralım ustam? Çok fazla kavurmayacağız, az bir şey kavuracağız. Öldürmüyoruz evet, yani. Evet, öldürmeyeceğiz. Hı-hı. Topkapı pirincin iç pilavını hazırlıyoruz. İçinden siyahlık çıkmasın diye çok fazla kavurmuyoruz.
ve pirincimizi ilave yaptık. Yani soğanları fazla kavurmuyoruz, renk açısından da önemli. Evet. Tabii kötü bir görüntü vermesin diye. Doğru. Yemekte lezzet kadar görüntü de önemli tabii ki. Evet. Görüntü güzel olacak ki iştahımız açılsın. Daha yemeklerimiz pişmeye başlar başlamaz stüdyoya gerçekten enfes kokular yayılmaya başladı bile ustam. Ellerine sağlık. Ustamıza evet, güveniyoruz. Kaldın. Ustamız gerçekten kendisi genç ama meslekçi oldukça olgun. 20 yıllık bir aşçımız. Teşekkür ederim. İnşallah bizler burada sizler de ekranlarınızın başında ustamızın yaptığı yemekleri zevkle izleyecek ve afiyetle yiyeceğiz diyoruz. Evet, bir yandan evet, da biz tenceremize su koyduk. Pilavımız için sıcak su bize lazım. Aha. Pilavımızın suyunu önceden kaynamaya bıraktık. Evet. Kavuruyoruz. Pirincimiz çok fazla pişmeyecek. Az bir şey diri bırakıyoruz. Çünkü bunlar tavukla beraber fırında da pişeceği için çok aşırı pişirmiyoruz. Evet. Kavurmaya devam ediyoruz. Evet. Pirincimize az bir şey tuz ilave yapıyoruz. Tuzumuzu ne dedik? Ilave evet. Ettik. İç pilavımız dedik. İç pilavın tuzunu ekledik. Evet. Evet şimdi. O kavrulurken. Kuş üzümü mü olsam? Evet. Kuş üzümünü olduğu gibi mi atıyoruz? Alır almaz böyle. Hayır hani ben önceden. Islattığını görüyorum sanki evet. Değil mi? Yumuşamış kuş üzümü böyle. Yumuşasın diye ben de önceden suda beklettim 5 dakika. 5 dakika suda. Sıcak veya soğuk fark ediyor mu usta? Fark etmiyor. Sadece suda beklenen hem o içindeki tozlar çıkar hem de yumuşar kuş üzümü. Onun için ben biraz ona erken başladım. Kuş üzümünü yaklaşık 5 dakika suda bekletip hem yumuşatıp hem de temizlemiş oluyoruz yani. Evet. Ayşegül Hanım siz pirinci karıştırmaya devam ederken ben de ona biraz sos hazırlayacağım. Evet tavamızda sos hazırlıyoruz. Evet. Tavamıza az bir şey sıvı yağ. İç pilav için evet. Sosumuzu hazırlayalım. Sıvı yağ ilave yapıyoruz. Evet. Evet. Kokular yayılmaya başladı. Ekranları başında bizi izleyen değerli hanımlar. Evet Ayşegül Hanım şu anda. Pencerelerimizin de böyle cızır cızır sesleri geliyordu değil evet. Mi? Pirincimizi kavurdu. Ve buna biz ne yapıyoruz? Kuş üzümünü ilave yapıyoruz. Evet. Karıştırın. Kuş üzümümüzü ilave yaptıktan sonra renk versin diye biraz karabiber ilave yapıyoruz. İç pilavımıza hem renk versin hem de lezzet katması için evet. Karabiberimizi de ekledik. Gerçekten harika görünüyor. Ellerine sağlık. Evet işte. Evet. Şimdi pirincimiz kavrulduktan sonra suyunu vereceğiz. Şu anda tenceremizde suyumuz kaynadı. 1-2 dakika daha kavrulsun ondan sonra suyunu vereceğiz. Ayrı bir kapta da biz yağımızı ilave yaptık ve az bir şey, bir yemek kaşığı kadar salça ilave yapıyoruz. Evet ne dedik? İç pilavımız için sos hazırlıyoruz. Sos hazırlıyoruz. Yağda salçamızı kavuracağız. Evet. Tabii ben gördükçe böyle malzemeleri aklıma sizlerle paylaşacağım pratik bilgiler geliyor sevgili hanımlar. Şimdi salça ile ilgili bir bilgi daha paylaşalım dilersen ustacığım. Salçayı aldığımız zaman hani evde alıp kullanıyoruz. Kısa bir süre sonra hani ya üzerini açık bırakırsak, bırakmasak dahi dolaba koysak yine de şey oluyor, küfleniyor. Bunun bir püf noktası var. Bunu da sen benden daha iyi biliyorsun aslında. İstersen sen paylaş ustacığım veya... Evet. Salçamızın kapağını açtıktan sonra evde genellikle ya bir kaşık salça alırız, kullanırız ya 2 kaşık alırız, gerisini evet. Dolaba atarız. Evet. Bu dolaba attığımız zaman salça ne olur? Zamanla küfleşmeye döner. Üzerinde bunun küfleşmemesi için biz ne yapacağız? Üzerine sıvı yağ ilave yapacağız ve çürünme gibi, küfleme gibi kesinlikle sıvı bir şey yağ, olmayacak. Sıvı yağ, zeytinyağı dökeceğiz değil evet. Mi? Yine salçamızı bir cam kavanoza da boşaltabiliriz. Daha evet. Hijyenik olur belki. Üzerine sıvı yağ yani zeytinyağını ekledikten sonra güzel bir şekilde onu dolapta muhafaza edebiliriz. Kesinlikle herhangi bir küf yapmaz. Evet şu anda pirincimiz hazır bir şekilde ve evet. Kaynayan suyumuzu ilave yapıyoruz. Tenceremiz oh harika. Pirincimize çok fazla evdeki yaptığımız pilav gibi fazla su vermeyeceğiz. Çünkü biraz diri düşmesi lazım ki fırına da vereceğimiz için. Fırında da pişecek. Evet. Su geçmeyecek şekilde bayanlar gördüğünüz gibi. Yani yaklaşık 300 gram pirinç için yaklaşık yine 3 kepçe kaynar su. Evet.
Yani çok su vermeyeceğiz. Fazla böyle şey pişmesin. Üzerini geçmeyecek şekilde. Hı. Şu anda gördüğünüz gibi pilavımızı suyunu verdik. Evet. Ne yapıyoruz? Kapağını kapattık. Kapağını kapattık, bekliyoruz. Hı hı. Ve bir anda da biz ne dedik? Salça dedik, yağ dedik. Ayrıca bir sos yapıyoruz. Sosumuza az bir şey tuz ilave yapıyoruz. Bir yemek, bir çay kaşığı karabiber. Gerçi biz göz kararı gerçi yapıyoruz ama evdeki evet. bayanlar daha evdeki şeker. Evdeki hanımlarımızın çoğu da göz kararı evet. kullanıyor bence bunu. Az bir şey de pulver ilave Ustacığım, yaptıktan sonra... salçamızı fazla kavuruyoruz değil mi? Evet. Neden acaba? Neden acaba? acaba evet, neden? Çok güzel bir soru. salçamızı biz neden fazla kavuruyoruz? Salçamız evde biz genellikle 2 dakika kavurup hemen suyunu veririz. Evet, doğru. Ondan sonra da başlar işte midemiz yanmaya, ekşimeye başlar. Bende mesela mide problemim var. Gerçekten salçalı yemeği çok yiyemiyorum. Hemen rahatsız ediyor beni. Eminim birçok izleyenimiz de rahatsız oluyordur bundan. Evet. Bunun püf noktası neymiş? Ustamızın dediği gibi. Evet usta. Evde bayanlar ne yapacak? Evde biz 2 dakika salçayı kavururken bunu 2 dakika değil de bir 5-6 dakika veya da 10 dakika kavurduğumuz zaman o mide ekşimesi, yanması kesinlikle ortadan kalkmış olacak. Yani hafif böyle yanmaya yakın kavurursak eğer evet. midede ekşime yapmıyor. Yapmayacak. Yani, evet, evet. Hem lezzetli bir şekilde yiyebileceğiz. Hem rahatsız etmeyecek, hem sağlıklı, hem lezzetli. Daha ne olsun? Evet. Şu anda gördüğünüz gibi bayanlar sosumuz da hazır bir şekilde. Az daha bir su ilave yapıyorum. Sosumuzu sulandırıyoruz. Sulandırdık, evet. Evet, tamam. Bir yandan da pilavımız demlenirken altını biraz sıkıyorum. Bugün bize 3 çeşit yemek yapıyorsun. Evet. Oldukça bence zengin bir şu anda toprak. Sosumuz hazır. Hı-hı. Sosumuzu şöyle bir kenara alayım. Evet. Tavada kavurduğumuz, sulandırdığımız salçalı sosu kenara aldık. Evet. Şu anda benim daha önceden doğramış olduğum domates ve biberi. Evet. Gördüğünüz gibi mis gibi. Evet gerçekten enfes kokular yayılıyor. Tencerelerimiz de çok güzel bu arada, rengarenk. Evet. Onların başka bir özelliği de neydi usta? Kesinlikle yanma olmaz elimizde. Hı hı. Hani evdeki tencereleri biz tutarız. Böyle hemen elimiz yanmaya başlar. Çelik tencere hanımlar görüyorsunuz. Evet ben de dokunuyorum. Öyle. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle ellerimiz yanmıyor. Ve pişirdiğiniz yemeği 6 saat boyunca sıcak bir şekilde tutabiliyorsunuz sevgili hanımlar. Yemeğinizi pişirdiniz yani. Sabah kalktınız, pişirdiniz, akşama kadar yemeğiniz soğumadan akşam sofranızda güzel ve sıcak bir şekilde servis ediyorsunuz ve yiyorsunuz. Tencerelerimizin de bu özelliği var ayrıca. Evet, pilavımız demlenirken ben de bir yandan biraz maydanoz doğruyum şöyle ince ince. Yaklaşık 1 demet kadar maydanozlu doğruyorsam. Evet. Ben bu arada miktarları hatırlatırım ki sevgili bayanlara. Çünkü gerçekten güzel yemek yapabilmek için malzemenin değil mi? Evet, miktarı ve kararı da çok önemli. Önemli. Hem maydanoz daha güzel bir tat verir. Evdeki çocuklarımız maydanozu sevdiği için. Aslında sevmiyorlar ya. Seven çocuklarımız çok var mı? Evet. Sevmiyorlar ama yine biz yemeğimize böyle şey yaparsak sağlık açısından da vitamin açısından da tabii iyi oluyor. Hem güzel bir renk de veriyor. Harika evet. göründü. Bunu biz iç pilav evet şu an bile yenebilecek lezzet ve koku da gerçekten. Ne dedik? Evet, şimdi zevkle ve heyecanla izliyoruz. Pirincimizi altını kapattıktan sonra bir 2 dakika bir dinlemeye bıraktık. Evet. İç pilavımızı pişirdik. Suyunu çok katmadık sevgili hanımlar. Suyunu çekti şu an ve dinlenmeye bıraktık. Yalnız malzemeyi karıştırmadım, benim dikkatimi çekti. Evet, pilavımız tam suyu çekene kadar onu evet, bir gösterelim isterseniz çekmedik. Hanımlar. Ne dedik? Pilavımıza az bir su kattık. O suyunu çekti. Ustam üzerine 2 domates, 2 tane biber ve maydanoz onu doğradı ama karıştırmadı. Karıştırmadı. Evet. Şu anda pirincimizi evet. bir güzel şekilde karıştırıyorum ben. Hı hı. Evet, şöyle bir kenara alıyorum. 2 dakika bir dinlesin. Sebzeyi öldürmedik yani. Evet, çok fazla öldürmedik. Ve burada daha önceden hazırladığımız tavuklarımız. Evet. Şöyle bir açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar, normal pirzolayı biz kasapta da ayarlayabiliriz. Kendimiz de yapabiliriz. İsterse bunu pirzola değil de normal tavuk göğsünde de yapabiliriz.
Ama pirzola yağlı olduğu için daha güzel bir tat, daha güzel bir lezzet verdiği için biz pirzolayı denedik. Şimdi yapacağız bugün. Evet. 5 adet pirzola dedik. Bu arada hanımlar, biz yemeklerimizi 4 kişilik ve 6 kişilik ailelere göre yapıyoruz. Değil mi usta? Evet. Hazırladığımız içi gördüğünüz gibi şöyle tavuğumuzun içine ilave yapıyoruz. Evet. Ve bir yandan da gördüğünüz gibi şöyle kemik dışarıda kalacak şekilde kapatıyoruz. Aynen böyle dolma gibi oldu değil evet. mi hocam? Tavuk dolması gibi ya. Top kapı piliş tavuk dolması mı evet, diyelim? Evet şöyle borcamımızı alıyoruz. Evet şöyle. Evet hocam. Ve ikinciyi de. Suyumuz da kaynıyor bu arada. Evet suyumuz bize lazım olacağı için biz kaynatmaya devam ediyoruz. Altını kısalım. Tavuğun evet biraz daha ben açıyorum ki içi biraz daha fazla alsın diye. Gördüğünüz gibi. İçine koyacağımız pilavın şeyi miktarı. Biraz daha fazla olsun diye. Evet. Evet şöyle içini bir güzel açtıktan sonra tekrardan. Derisini de soymuyoruz değil mi yağından? Hayır yağından evet. Evet yağından faydalanmak için. Zaten o piştiği zaman tepsiye evet, de gördüğün gibi Ayşegül Hanım. Gerçekten çok güzel görünüyor usta. Harika. Çok değişik evet. yani aslında bu yemeği hanımlarımız evlerinde pek bilmiyorum denememişlerdi. Şimdi güzel bir örnek oluyor. Ne dedik Osmanlı mutfağında? Evet. Bir örnek Topkapı piliç. İnşallah biz burada daha değişik çok yemeği evet, bayanların denemediği yemekleri yapacağız. Evet her gün birbirinden evet. lezzetli ve gerçekten böyle çeşitli yemeklerimizi yapacağız inşallah hanımlarımıza. Evet. Her gün işte bugün ne pişireceğim diye dertlenip durmayacaklar. Bugün bizi arayan izleyeceğimizde hediyelerimiz de vardı evet, değil mi Ayşegül Hanım? Evet hediyelerimiz var. Evet doğru. Canlı yayın telefonlarını alacağız sevgili hanımlar. Ekranlarınızın başından ayrılmıyorsunuz. Ne dedik? Sizlere güzel hediyelerimiz olacak. Şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle bir tavamız var mesela. Gerçekten çok fonksiyonlu bir tava. Bunun şöyle çevirdiğiniz zaman görünüyor değil mi? Evet şöyle baktığınız zaman şuradan bir bomba ve kenarlarında bir boşluk var. Şöyle sapını da alabiliyorum ayrıca. Birbirinden ayrılabilen aparatları var. Tavamızın özelliği etrafına yani şu kenarına su koyuyorsunuz ve çok güzel ateşin üzerinde ızgaraya pişirebiliyorsunuz. Kesinlikle koku yapmıyor. Ters çevirdiğiniz zaman şöyle görüyorsunuz az önce ustam salçayı kavurdu. Sos içinde. Yaptım evet. Sos yaptı. Bunun dışında yine bir kek kalıbı olarak kullanabiliyorsunuz. Kek yapılıyor, fırına sürebiliyorsunuz ve saklama kabı olarak da kullanabiliyorsunuz sevgili hanımlar. İnşallah bugün telefonla canlı yayına bağlanan hanımlarımıza, izleyicilerimize bu tavayı hediye edeceğiz. Kapağını çift yönlü kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bakın. Rahat bir şekilde saklanabiliyor. Sapı tavadan ayrılıyor. Bulaşık makinesine rahat bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Çok fonksiyonlu. Her şey yapabilirsiniz. Yemek yapın, kek yapın, ızgara yapın. Kesin geçerli koku vermiyor değil Kesinlikle mi Ayşegül Hanım? Koku vermiyor. Zaten suyunun özelliği bu, buharın özelliği bu. Yemeğin evet. kokusunu alıyor. Yağını içine akıtıyor. Hem sağlıklı, hem lezzetli, hem pratik. Bir anda yani tek bir tavayla birden çok yemek yapabiliyoruz. Evet Ayşegül Hanım onu tavayı anlatırken ben de bir yandan tavuklarımızı hazırladım şu anda. İnşallah yayınımızı kaçırmıyorsunuz. Komple Mutfak Yemek programımızda bugün canlı yayınla bağlanan izleyicilerimize tavamızı hediye edeceğiz. Evet. Tabii sadece bugünle sınırlı değil ustam. Bundan sonra her gün. Bizi evet, evet arayan her bütün gün bizi izleyen, arayan bütün bayanlarımıza, olacak. İzleyicilerimize tavamızı hediye edeceğiz. Bunun dışında başka hediyelerimiz de olacak. Onları da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız. Ben inanıyorum ki hanımlar her gün bizi heyecanla ve zevkle bekleyecek. Evlerine konuk edecekler. Evet. İnşallah çok farklı bir program olacak. Mutfağa dair, hayata dair paylaşımlarımız olacak sizlerle. Ne dedik konuklarımız olacak. Buraya davet edeceğiz, bizleri bilgilendirecekler. Bazen sanatçılarımız olacak. Hem çalacağız, hem eğleneceğiz, hem yemek pişireceğiz. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz tam? Sizlerden birini, evet ev hanımlarımızı da buraya davet edeceğiz. Programımıza gelecekler. İnşallah bizlerle güzel yemeklerini paylaşacak, bizlere yemek pişirecek, engin bilgilerinden faydalanacağız. İçimizden biri. İnşallah değerli ev hanımlarımızı da zaman zaman programımıza konuk edeceğiz. Evet ustam, evet. dilersen... Siz tavayı anlatırken ben evet. Tavukların içini hazırladım. Şu anda hepsi hazır bir şekilde.
Biz ne yapıyoruz? Kabımızın altına az bir şey sıcak su ilave yapıyoruz. Evet. İçini doldurduğumuz pirinçlerimizin... Evet, daha güzel pişsin diye. Tepsisine, evet. Kaynar su değil mi hocam? Evet, sıcak su. Kaynar su. Biz programa başlamadan önce fırınımızı bir 80 derece bir ayarlamışız sıcak su. 180 derece. Evet. Evet. Şu anda iki kepçe su ilave yaptıktan sonra tavuğumuzu altına ve fırına veriyoruz. Evet, yardım edeyim ustam. Şöyle fırınımıza sürüyoruz. Topkapı piliç yemeğimizi, ilk yemeğimiz. Evet, 180 derece bir yarım saat pişmesi lazım. Eski görüntü gerçekten çok gördüğünüz güzel gibi olacak. Bayanlar, nar gibi kızardı. Hı-hı. Ve biz bununla da yetinmedik. Biz ne yapmıştık? Şöyle alayım ustam. Evet, size vereyim şöyle. Hı-hı. Biz ne yapmıştık? Şöyle bir gösterelim. Şöyle birazdan. Hani yakında. Biraz önce Ayşe Gül Hanım size tavamızı şöyle anlatıyordu. Bakın. Gerçekten nargile kızarmış. Evet. Ve tavamıza biz daha önceden sos hazırlamıştık. Şöyle bir güzel. Bugün hediye ettiğimiz güzel tavamızın içinde hazırladığımız sosumuzu tavuklarımızın üzerine ilave yaptık. İlave ettik. Gibi. O daha güzel bir görüntü verdi. Salçamızı da fazla kavurmuştuk, rahatsız etmeyecek. Evet. Şimdi buna süsleme yapacağım. Hazırladığım tavukları servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi bayanlar. Ve biz buna ne yapacağız? Şimdi bir de güzel bir görüntü olsun diye süsleme yapacağız. Şöyle nar gibi kızaran tavukları. Bir de sos yaptık. Daha güzel bir görüntü İçerisinde versin diye. İçerisinde iç pilavımız var. Güzel bir süsleme yaptık tavuklarımıza. Göze de hitap edelim diye. Gördüğünüz gibi. Şu anda tavuğumuz hazır. Evet usta. Ben tavuğun şimdi, içerisindeki evet. iç pilavı da görmeleri açısından dilersen şöyle bir tamam, şey yapalım usta. Ben şöyle maydanoza daha güzel bir görüntü vereyim. Ben yakından hem görmek istiyorum hem de ekranları başında bizi izleyenler için, hanımlar için göstermek istiyorum. Pirinç Topkapı demiştik. İç pilav hazırladık tavuklarımız için ve şöyle görüyorsunuz gerçekten harika usta. Ellerine sağlık. Gerçekten muhteşem. Bir tadına bakın bakalım Ayşegül Hanım. Yani bakacağım inşallah ama izleyenlerden de özür dileyerek evet. tabii ki bakmak istiyorum tadına. Şöyle renk versin diye biraz da. Ama üzülmüyorum çünkü biliyorum ki onlar da yapacaklar bu yemeği. İnşallah tadına bakacaklar evlerinde. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Daha güzel bir görüntü versin diye biz portakalla da muhteşem. Süsledik. Ellerine sağlık usta. Afiyet olsun. Kesinlikle deneyin sevgili hanımlar. Programımızın da sonuna geldik. Evet, yarın şimdi görüşmek dileğiyle herkese evet. hayırlı günler.